Merhabalar arkadaşlar. Bugün filtreleme ve sıralama işlemlerini yapacağız. Öncelikle sıralama işlemlerinden birkaç tane örnekle sizlere konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle buradaki sütunu seçmemiz gerekiyor bizlerin. Şu ürün sorumlusuna ait bilgilerin olan kısmı seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ali olan kişinin üzerine tıklayıp CTRL, Shift ve yön tuşlarından aşağıya doğru bastığım zaman son veriye kadar olan kısmı ne yapıyoruz arkadaşlar? Seçmiş oluyoruz. Seçtikten sonra filtrele diyoruz arkadaşlar. Filtreden A'dan Z'ye doğru sırala diyoruz. Bakın burada. Tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bu çıkan ekranda arkadaşlar seçimi genişlet diyeceğiz. Neden seçimi genişlet diyoruz? Eğer geçerli olan sütunu dersek, geçerli olan sütunu dersek sadece bu sütunu A'dan Z'ye göre sıralar. Ve diğer verilerle buradaki isimler birbirleriyle eşleşmezler arkadaşlar. Şimdi hemen gösterdiğim zaman örnekte göreceksiniz. Seçimi genişlet dedikten sonra sırala diyoruz arkadaşlar. Bakın sıraladıktan sonra A harfiyle başlayanlar, B harfiyle başlayanlar bu şekilde devam etti. Ve ürün numaraya baktığımız zaman 48, 1, 27, 9 şeklinde, yani alanları tamamen her birine eşit bir şekilde ne yaptı? Karşılaştırmaları doğru şu anda, değil mi arkadaşlar? Şimdi tekrardan Ctrl Z yapıyorum ve işlemi geri alıyorum arkadaşlar. Şimdi fiyata geldim. Fiyattan şu 105'in üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra tekrardan söylüyorum. Ctrl tuşuna basılı tutuyorum. Hemen onun üstünde bulunan Shift tuşuna basılı tutuyorum. Ve klavyemizdeki yön tuşlarından aşağı oka bastığım zaman tüm sütunu seçmiş oluyoruz arkadaşlar. İçerisinde veri olan tüm sütunu seçmiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrardan buradan filtreye tıklıyorum. Filtreden bu sefer bakın küçükten büyüğe sırala veyahut da büyükten küçüğe sırala şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi bizler burada büyükten küçüğe sıralayacağız. Zaten benim sıram şu anda küçükten büyüğe şeklinde gidiyor çünkü. Büyükten küçüğe sırala dedim. Genişlet dediğimde şöyle karşımıza artık büyükten küçüğe şeklinde sıralanmış yeni bir tablo oluştu. Şimdi Ctrl Z yapıyorum. Tekrar işlemleri geri alıyorum arkadaşlar. Şimdi ise sizlere sıralamadan ziyade filtrelerden bahsedeceğim. Filtreler şu şekilde oluyor. Filtre yapılacak olan sütun başlıklarımı seçiyorum. Şöyle. Sütun başlıklarımı seçtim. Sonra arkadaşlar yine düzenleme grubu içerisinde bulunan sırala ve filtre uygulama kısmına tıkladım. Ve buradan filtre dedim. Filtre dedikten sonra hemen şöyle her bir sütunumun yan tarafında ne oluştu? Şöyle küçük filtre seçenekleri kısmı geldi arkadaşlar. Şimdi tekrardan burada nereye tıklayacağız? Mesela tarih, değil mi? Tarih sadece ne olsun? Şöyle öncelikle hepsi tıklı, değil mi? Tümü seçili şu anda. Tümü seçili olmasın arkadaşlar. Sadece bana Ocak ayı gösterilsin, değil mi? Ocak ayı gösterilsin. Şimdi tamama bastığım zaman sadece Ocak ayındaki verileri burada görüyor muyuz? Evet, görüyoruz, değil mi? Şimdi fiyata gelelim arkadaşlar. Fiyata tıkladım. Fiyata tıkladıktan sonra burada sayı filtreleme. Yani isterseniz tabii ki buradan tıklayıp istediğiniz bir veriyi, mesela 185'i direkt arıyorsanız veyahut da 205'i direkt arıyorsanız ve benden daha fazla veriniz varsa hala burada göremediyseniz verinizi tamama basıp bu şekilde verilerinizi sınıflandırabilirsiniz. Şu anda iki tane seçili, değil mi? Şimdi burada arkadaşlar tümünü seç dedim. Yine şöyle bir açtım sizlere. Şimdi tekrardan fiyatın olduğu filtreleme kısmına geliyorum. Geldikten sonra sayı filtre var burada. Büyük veya eşit. Tıkladım arkadaşlar. Şimdi hemen karşıma böyle bir liste geldi. Büyük veya eşit olacak. Neyden? Mesela 185 yazalım buraya. Şimdi 185 yazdığım zaman tamama basıyorum. Ve 185, 195, 200 olan verileri burada görmüş olduk. Değil mi? Görmüş olduk. Filtreleme işlemleri tam olarak bu kadardır. Ve istediğiniz kadar mesela burada bir cinsiyet alanı eklenebilir. Değil mi? Şuradaki kişilerin karşısına bir cinsiyet alanı ekleyebilir. İşte bu satışı yapan erkek personellerin, bu satışı yapan işte bayan personellerimizin, kadın personellerimizin listesini çıkartmak istiyorsanız, ayrıntılı bir listesini çıkartmak istiyorsanız yine filtreleri kullanabilirsiniz. Şimdi filtrelerimizi teker teker buradan tabii ki de temizlemeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız?
Hemen tekrardan filtreler kısmına geliyorum. Bakın burada ne var? Temizle var. Teker teker yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ama bizler her zaman işin kısa yolundan gitmemiz gerekiyor. Filtreye geldim. Tekrardan bu kısma. Buradan filtreleri temizle kısmına tıkladığımız zaman filtrelerimiz bu şekilde temizlenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi mesela bu görüntüyü bazıları istemiyor. Yani işi bittikten sonra bunun da kaldırılmasını istiyor. Tekrardan buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Filtre kısmına tekrar tıkladığımız zaman filtrelerimiz de kapanacak. Zaten filtreyi biz nasıl oluşturmuştuk? Tablo numaralarımıza tablodaki isimlerini nasıl filtre eklemiştik? Şu şekilde eklemiştik, değil mi? Seçtim. Seçtikten sonra filtreye tıklamıştım. Aynı şekilde seçtim. Seçtikten sonra kaldırmak istiyorum artık. Sırala ve filtreye geldim ve filtreyi tekrardan aynı yerden kaldırmış oldum. Sizlerin çokça işine yarayacağı çok önemli konulardan bir tanesiydi bu. İleride koşullu biçimlendirmeler ve bunları filtrelerle beraber kullandığımız zaman daha da güzel olacağını sizlere söylemek istiyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.